Merhabalar efendim, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Uzunca bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Malum yaz tatilindeydik. Biraz ara verdim. Ve tatilimiz bittiğine göre Türkiye'den geldim. Gelirken de bu şekilde yedi veren süs biberlerini annemin bahçesinden toplayıp ve pazardan da bu yeşil biberleri alarak geldim. Turşusunu kurmak istedim. Malum Almanya'da bu şekilde biber bulmak çok zordur. Bunun için gelir gelmez hemen dinlendikten sonra ilk işim bunları yapmak oldu. Yapmışken de tabii ki sizler için videolu hazırladım. Yapmak isterseniz sizlere de fikir olsun. Bu tarif videomda arkadaşlar 3 farklı tarifi birden bulacaksınız. İnşallah ileriki günlerde bu tarifleri tekrardan ayırarak sizler için hazırlayacağım. Evet, yapmış olduğum turşular arkadaşlar, öncelikle sade süs biber turşusu yaptım sirke ile birlikte. Daha sonra acı domates soslu turşu yaptım ve kışlık olarak çorbalarda ve soslarda kullanmak için domates sosu hazırladım. Evet, öncelikle biberlerimizi, sebzelerimizi yıkayarak ve saplarını keserek, çürüklerinden ayırarak bu işleme başlıyoruz. Ayıklamış olduğum biberleri bu şekilde kavanozlara doldurdum. İki farklı biber olduğu için ben karıştırmak istemedim arkadaşlar. Evet, iki farklı süs biberi olduğu için, yedi veren ve cin biber olduğu için bunları karıştırmak istemedim. Ayrı ayrı kavanozlara doldurdum arkadaşlar. Domates sosumuzun da yapılışı arkadaşlar, domateslerimizi yıkıyoruz. Ortadan ikiye veya dörde bölüyoruz büyükse. Mikser kabımızı alıyoruz, robotumuza. Bunları püre haline getiriyoruz. Güzelce püre olduktan sonra tenceremizi alıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Evet, benim bu şekilde Thermomix robotum var arkadaşlar. Eğer robotunuz yoksa el mikseri ile de püre haline getirebilirsiniz. Elde ettiğimiz domates püresini arkadaşlar tenceremize döküyoruz ve kaynamaya bırakacağız. Cin biberleri yaklaşık 1,5 kiloydu. 7 veren süs biberi 1 kiloydu. Ve domatesi de arkadaşlar yaklaşık 6 kilo kadar kullandım. Dediğim gibi domatesi fazla kullandım. Daha sonra sos yapımında kullanmak için. Bu yüzden domates sosu hazırlarken içerisine sirkesini ve yağını ilave etmedim. Eğer siz sadece domates soslu biber turşusu yapmak isterseniz domatesin miktarını biraz yarıya düşürmenizi tavsiye ederim. Çünkü çok fazla domatese ihtiyacımız olmayacaktır. Ve sade domatesi kaynattıktan sonra içerisine sirkesini, yağını ve tuzunu ilave ederek, tüm biberleri de ekleyerek bu şekilde kavanozlara doldurabilirsiniz eşit bir şekilde yaptıktan sonra. Ben tercihim kavanozlara biberleri doldurduktan sonra üzerine sirkesini ve tuzunu ilave ettikten sonra hazırlamış olduğum domates sosundan döktüm. İki işlemde de yapabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmıştır. Domates konservesi yaparken domatesleri de bu şekilde tüm olarak kullanmak istedim. Bir miktar kaynadıktan sonra kabuklarını bırakacaktır. Dilerseniz bu kabukları da alıp atabilirsiniz. Evet, bu domates sosunu inşallah kışın spagetti bolognese sosunda, domates çorbasında, birçok yemeğimde kullanacağım. Gerekirse kullandığımda bunları püre haline getireceğim. Dilerseniz hemen püre haline de getirebilirsiniz. Evet, sosumuz bir yandan pişerken bu esnada biber turşularımızı hazırlayalım. İlk etapta arkadaşlar sirkeli biber turşusu kuruyorum.
Bir kavanoz yedi veren biber ve bir kavanoza cin biberlerin içerisine yaklaşık yarım tatlı kaşığı şeker, 2-3 diş sarımsak, yarım yemek kaşığı iri kaya tuzu ilave edelim. Tabii ki arkadaşlar tuz ölçüsünü damak tadına göre ayarlayabilirsiniz. Ve bir çay bardak elma sirkesi kullandım. Üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Bir çay bardak da diğer kavanozumu ilave ettikten sonra üzeri dolana kadar içme hazır suyu kullandım. Ve bu şekilde turşularımı hazırlamış oldum. Kapağını kapatmadan önce de bir küçük tutam maydanoz üzerine koyarak sıkıca kapağını kapattım. Yaklaşık bu turşum 3-4 hafta içerisinde yemeğe hazır olacaktır. Saklama koşulları arkadaşlar, turşumuzu kurduktan sonra serin ve karanlık erzak dolaplarınıza kaldırın. Kapaklarını kapattıktan sonra birazcık alt üst sallayarak tuzun ve sirkenin eşit bir şekilde dağılmasını sağlayalım. Ve erzak dolabımıza kaldıralım. Turşumuzun olmasını bekleyelim. Turşuyu açtıktan sonra buzdolabında da muhafaza edebilirsiniz. Evet, bu turşumuz sadece sirke ile kurduğumuz turşumuz arkadaşlar. İlk tarifimiz bu şekildeydi. Şimdi domates soslu biber turşumuza geçeceğiz. Domates soslu biber turşumuz için gerekli olan malzemelerimiz bir tutam maydanoz, bir tutam reyhan, her bir kavanoz için 2-3 tane diş sarımsak ve hazırladığımız domates sosumuzdan 2-3 kepçe kadar kullanacağız. Domates sosumuz kaynarken bu esnada üzerine köpük oluşacaktır. Dilerseniz bu köpüğü alabilirsiniz ama acele etmeyin. Biraz kaynasın. Kaynadıktan sonra kendisi köpüklerde yok olacaktır. Tüm olarak attığım domateslerin kabukları da bu esnada soyulmuştur. Bunları da alıp atıyoruz. Evet, sosumuz kaynarken kavanozların içerisine 2-3 tane diş sarımsağı doğrayarak koyalım. İnce doğradığımız maydanoz ve reyhanı da paylaştıralım. Her bir kavanoza damak tadınıza göre yarım yemek kaşığı iri kaya tuzu, yarım tatlı kaşığı şeker, bir çay bardak zeytinyağı. Bu zeytinyağını arkadaşlar yaklaşık 5 kavanoza paylaştırdım. Hepsine biraz biraz ekledim. Ve her bir kavanoza yarım çay bardak elma sirkesi kullandım. Elma sirkesi yerine üzüm sirkesi de tercih edebilirsiniz. Dilerseniz kavanozlara biberleri doldurmadan önce büyükçe bir kabın içerisine tüm malzemeleri ilave edip tuzunu, şekerini, sirkesini, yağını, maydanoz ve reyhanı ve domates sosunu ekleyip harmanladıktan sonra kavanozlayabilirsiniz. Tercih tamamıyla size kalmıştır. Ben bu şekilde tercih ettim. Evet, hepsine yarım çay bardakta elma sirkesi ilave ettikten sonra hazırlamış olduğum domates sosundan hemen üzerine sıcak sıcak kaynar kaynar dolana kadar 2-3 kepçe ilave ettim. Evet, domates sosumuzu kontrollü bir şekilde kavanozlarımıza pay edelim. Dolana kadar. Bu esnada tatlı kaşığıyla da birazcık karıştıralım. Sosumuz inmesi daha kolaylaşacaktır. Bu şekilde tüm kavanozlarımıza sosumuzu ekleyelim.
Domates sosumuzu sıcak sıcak eklediğimiz için bu turşumuz birkaç gün içerisinde yemeğe hazır olacaktır. Sosu ekledikten sonra kapağını kapatalım, biraz çalkalayalım. Sos tabanına insin. Daha sonra bu şekilde soğumaya bırakalım. Ve domates sosunun verdiği sıcaklık kapağı vakumlayacaktır. Eğer acı seviyorsanız bu turşu tam sizlik arkadaşlar. Yediveren ve cin biberli turşusu, domates soslu. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Yemeklerin yanına dilerseniz kahvaltıda bile yiyebilirsiniz. Ben çünkü her öğün tercih ediyorum. Evet, turşumuzun saklama koşullarına gelelim arkadaşlar. Kapağını kapatıp ters çevirdikten sonra bu şekilde sabaha kadar soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra ertesi gün kaldıralım. Serin ve karanlık bir dolabımıza saklayalım. Turşumuzu açtıktan sonra buzdolabında saklamanızı tavsiye ederim. Evet, geri kalan domates sosum da bu şekilde. Sadece damak tadına göre iri kaya tuzu ilave ettim. İçerisine başka bir şey katmadım. Karıştırıp tekrar kaynattıktan sonra kavanozlarım dolana kadar sosumu pay ettim. Aynı şekilde sıcak sıcak kavanozların kapağını kapattım ve soğumaya bıraktım. Bu şekilde kavanozlarım da vakumlamış oldu. 1 yıl boyunca, 2 yıl boyunca dilediğiniz kadar saklayabilirsiniz. İstediğiniz yemekte, çorbada, soslarda bu sosu kullanabilirsiniz. Sosu hazırlarken de sizlere söylemiştim. Ben iri taneli birkaç tane içerisine domatesleri attım ve onları püre haline bilerek getirmedim. Siz dilerseniz tamamını püre haline getirebilirsiniz. Evet. Bu şekilde yaptıktan sonra hiçbir şekilde bozulma olmuyor arkadaşlar. Yalnız kapakların yeni olmasına özen gösterin. Evet, çok sıcak olduğu için arkadaşlar dilerseniz ters çevirmenize bile gerek kalmayacaktır. Direkt bu şekilde koyarsanız da kapaklar sosun verdiği sıcaklığıyla birlikte vakumlanacaktır. Bir gece sabaha kadar soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra turşularımızı serin karanlık erzak dolabımıza kaldıralım. Evet arkadaşlar, bugün kışlık hazırlıklardan 3 farklı tarifi sizler için hazırladım. Kışlık domates sosu, biber turşusu, cin biber turşusu, yediveren turşusu ve domates soslu acı biber turşusu. Evet, artık konservelerimiz hazır. Gördüğünüz gibi. Bunları erzak dolabıma kaldıracağım. Domates soslu biber turşumuz da çok güzel karıştı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar.
Bu turşu çok kısa bir sürede oluyor. Yemeğe hazır olacaktır. Çünkü domates sosumuzu sıcak kullandığımız için olgunlaşma süresi de kısa sürüyor. Tabii bunun çabuk olma süresi arkadaşlar biberin tazeliğine de bağlıdır. Eğer biberiniz taze ise çok daha çabuk turşumuz içine girecektir, lezzetlenecektir. Eğer kart ve sertse, taze değilse olgunlaşması biraz daha zaman alacaktır. Evet, bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde farklı kışlık tarifleri hazırlayacağım, paylaşacağım arkadaşlar sizlerle. Şimdiden kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Bir başka yayında farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.